Anadolu Mehmet Pahlivan 1786 yılında Bursa'nın Kitek Adası'nın Demirci köyünde, bu köyde doğar. İlk güreşlere katıldığı yer Demirci'nin tam güneyindeki, şimdiki Bayraklı Dede dedikleri Fuğla Dede Tepe. Babası da zaten başpelvan. Eniştesi Araboğlu, zaten o da sarayda başpelvan. Softoğlu'nun namı eniştesini Bursa atıcılardır çayırda yendiği zaman ortaya çıkmış. O zaman artık Bursa'nın başpelvanı o sayılıyor. Bir özelliği var. Mesela anlattıklarına göre 190 kilonun üzerinde. Ejderha gibi bir adammış. En iri baş pelvan. Padişahın pelvanla koca pelvan baş başa kalıyor. 4 saate yakın İskender pelvanla yaptığı güreşte hiç yorulmamış. Gerektirmiş ki padişahın pelvanı yeneceği zaman bu pelvan padişahtan müsaade alırmış. Nasıl? Padişaha doğru bakarmış. Padişah ona eğer başını böyle yaparsa bu pelvanı yenebiliyor. Yapmıyorsa yenemiyor kurallara göre. Pelvan da acemevli olduğu için, küreşen adabını tam bilmediği için. O şimdi onu ayağına çelme takan, ense tokat vurkan bakan koca pelvan bunu elensi yapıyor, yere vuruyor. Bu bir gerçek. Padişah demiş ki, bu adamı yok edin demiş. Ama bunu veziri vurmuş, veziri. Bir de bunun bazen böyle annesinden istediği bir şey oldu bizden dönemde. Annesi yapmadığı zaman eski evlerde ağaç direkler olur, böyle orta direk dediğimiz. Onu tutar, sallayayım mı? Yani evi sallarım, göçürürüm gibilerden. Yapar ama annesi de aman oğlum hemen yapıyorum deyip yaparmış. Mehmet Pelvan, Sultan Murad'ın huzurunda İkiz Osman'la güreşiyor. Şimdi güreşe başlamadan önce sarayın eski baş pelvanı elini omzuna koyup nasihat gibi bir kıta okuyor. Buna derler soft oğlu, analar zor doğurur böyle oğlu. Gözlerini aç, İkiz Osman Pelvan, açmazsan açar soft oğlu. Bursa için canla başla.